Beni uzun zamandır takip eden dostlar World of Tanks oyuncusu olduğumu biliyorlar. Çok uzun yıllardır oynuyorum ben bu oyunu. Yanlış hatırlamıyorsam hesabımı 2016 yılında açmıştım. Bu arada oyuncu diyorum ama ben daha önceki beyanlarımda da söylemiştim. Tam bir oduncuyum aslında. Başarılı bir oyuncu değilim yani. Şöyle bir hizmet kaydına baktığımda bugüne kadar 12.113 savaş yapmışım dostlar. Bunun %45,06'sı zaferle sonuçlanmış. Kişisel rating de 2377'ymiş. Ne anlam ifade ediyor çok da bilmiyorum. Çünkü ben bu oyunu aslına bakarsanız böyle stres atmak için oynuyordum. Çünkü özellikle şurada alt tarafta sevdiğim PZ-1C diye bir tank var. Bu tankın üzerine ben bir makineli yerleştirdim. Bunun da böyle saatte 70 kilometreye falan çıkabiliyor bu. Yani ortada dolanıp da böyle bir tarayıp gelmek bir keyif veriyor yani insana. E tabii yani savaş hiçbir şekilde olmasın hayatımızda, o da ayrı konu. Bu arada aylar evvel TT Teknoloji Anonim Şirketi biliyorsunuz bu kulaklığı ve şurada gördüğünüz gamepad'i, mousepad'i yollamıştı. Bana RGB olan bu ürünleri de test etmem için yollamıştı. Ben bu World of Tanks oyununu çok uzunca bir süre bu donanımla da oynadım. Keyifliydi yani klavyenin bu kocaman mousepad'in üzerinde olması. Aynı zamanda bu kulaklığın verdiği ses ile de oldukça keyif verdi. Yalnız kulaklıkta bir dip sesi gürültüsü var. O konuyla ilgili bir bilginiz olsun. Yani ben sebebinden çok emin değilim ama şu renklerin, şurada yanıp sönen renklerin döngüsünü sağlayan elektronik devrenin dip sesi gürültüsü olabilir diye de düşünüyorum. Hani almayı düşünen arkadaşlar olursa aklınızda olsun böyle bir durum söz konusu. Bir World of Tanks oyuncusu olarak ben bu oyunu bırakmaya neden karar verdim? Önce onu söyleyeyim. Her şeyden evvel şu radar konusu çok fazla can sıkıyor dostlar. İnanılmaz saçma bir mantıkla ilerliyor. Zaten bu videoda da ben sizlere ağırlıklı olarak bu radar konusu üzerinde duracağım. Silmedim bilgisayardan ancak yani normal şartlarda eskiden her gün duruma göre bazen 2-3 saat vakit geçirdiğim bu oyunda artık belki ayda bir kere açıyorum. En son bir oğlum geldiğinde açmıştım, beraber oynamıştık. Onun haricinde artık oyun aklıma dahi gelmiyor desem yeridir. Çünkü bu geçmiş yıllarda da var olan mantık hatalarının bugün hala devam ediyor olması artık kabul edilir gibi de gelmiyor bana. Yani bir oyunda bu kadar vakit geçirmenin çok da anlamı yok diye düşündüm. Yani izlediğim dizilerde ve filmlerde bile en azından belli oranda bir mantık bağlantısı mutlaka arayan bir karakterim olduğu için bu oyunda da ben bunu arıyorum. Hatta çok daha çene yapmayayım. En iyisi ben bu oyunu size açayım. Neden bahsettiğimi burada çok daha rahat anlayacaksınız. Şimdi bakın ben burada şu kayanın arkasında aslında bir tank var. Solda yani bakın görüldü işte. O tankın ben orada olduğunu biliyorum ama tank birdenbire nedense ortadan yok oluyor. Bu yıllardır böyle. Burada yine bunun bir örneği var. Hemen şuradaydı tank. Buradaydı ve gitti az önce. Bakın yine geldi. Burada yine atışımdan sonrasına dikkat edin. Şimdi bakın orada bir tank vardı, o da gitti. Radardan kayboldu. Bekliyorum ben, pusmuşum. Fakat birazdan bunların oradan yok olduğunu göreceksiniz. Evet yok oldu, gitti. Uzaklaştı. Hadi bunu öyle kabul edelim. Bununla ilgili birazdan bir açıklama yapacağım. İlerleyeyim ben burada. Atışım. Vuruşum. Ve hop ikisi birden yok oldu. Ne oldu yok oldu? Yine burada dikkat edelim. Isı 3'tü bu galiba. Şuradaki tank zaten kilitlenmişim şurada belli yani. Bakın. Şimdi bunda sıkıntı yok. Şuraya dikkat edin. Tank vardı artık yok. Tank aslında orada dostlar. Niye boşa atış yaptığımı da açıklayacağım birazdan. Tank aslında orada. Ve hedef de normalde. Şimdi anlayacaksınız. Bir git gel yapacağım orada. Bakın hop. Mermiyi yedim. Tank orada. Görüyorum. Biliyorum yani. Ancak sisteme bakacak olursak. İşte yani az önce olmayan tank. Ben öne doğru çıkıp da mermiyi yiyince birdenbire hop ortaya çıkıveriyor. Yine burada dikkat edelim aynı şekilde. Birdenbire Lambert diye çıkıveriyor karşına. Sağ alttaki harita da aslında aynı şekilde. Tankın orada olduğunu bildiğiniz için pusuyorsunuz.
Bekle, 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 bekle orada. Gördünüz mü? Burada yine başka bir durum var. Bunu da anlatacağım. Aramızda, yani zaten buradan da görüyorsunuz. Ufacık bir tümsek var. O tümseğin öbür ucunda düşman tankı var. Bu ucunda ben varım. Şimdi bekleyin. Tank gitti. Yok artık. Artık öyle bir tank yok. Yani yeniden haritaya girsin, yeniden radara girsin diye sürekli olarak bir karşı hamle yapıyorsunuz. Ben uğraşıp duruyorum. Zaten altındaki tank avcısı, yani hareket, manevra kabiliyeti çok zayıf bu tankta. Ya bu oyun oynayan arkadaşlar bu tankı biliyorlar. Bekliyorum işte, dahil etsin de harita. Ben de hani atışım var, yok, ona göre hareket edeyim. Ha geldi. Şimdi biraz bekliyorsunuz. Hazır. Ha bak. Atışıma girdi. Dur ben bununla ilgili bir pozisyon alayım diyorsunuz. Tam manevra için. Hop tank gitti. Yine ileri alalım. Bu arada bu haritada burası da çok pis bir yer. Yani ben orada terste kaldım. Güzel atış. Aletlerden biri hasarlı. Bu iyi bir atış. Düşman sürüğü hasar gördü. Şimdi burada vurgulamak istediğim şey sağ taraftaki tanktı. Aslında ben o tanka atış yaparken ben de sağdan mermi yiyordum, duydunuz az önce. Ama normalde o açıda bir tank yoktu. Iskaladım. Şimdi bu haritada burada çok pusuya yatılır. Bakın gitti karşıdaki tank gitti. Tank orada. Ağaç devriliyor. Görüyorsunuz. Aradaki mesafe. Ha tank geldi. Neyse, daha fazla hani vaktinizi almayayım. Buradaki temel olan problem şu. Bu arada bu benim çenemi vuruyor biraz da sizle rahat konuşamıyorum. Şöyle yapalım. Burada temel olan problem şu. Ben bu World of Tanks'in forumlarında falan da bayağı bir dolandım. Bu radar konusuyla ilgili orada bayağı bir sordum, soruşturdum. Daha önce insanlar da bu konuyla ilgili isyan etmiş ama yani World of Tanks'in kıdemli oyuncuları demiş ki kardeşim işte orada tanklar birbiriyle kendi aralarında telsiz frekanslarını taşıyorlar. Senin bulunduğun alandaki tanklar hareket ediyor. O oradan oynadığında öbür tankın haberleşme frekansı etkilendiği için o oradan menzilden dışarıda kalıyor. Ya bırak kardeşim. Benim mesleğim elektronik. Benim işim bu ya. Radyo frekans benim işim. Orta dalga, uzun dalga, kısa dalga, FM bandı. Yani bunlar benim işim. Arada 70 metre, 80 metre mesafe var. Sen diyorsun ki kardeşim senin müttefik tankın oradan uzaklaştığı için senin telsiz frekansın yetersiz kaldığından o da oradan uzaklaştığı için aslında senin menzilin ona yetmiyor ama sen o tank sayesinde onu görebiliyordun. O oradan uzaklaştığı için sen o ya bırak lan bırak diyorsun yani. Hiçbir mantığı yok ve de gayet makul ve mantıklı bir şekilde şunu söyleyeyim size. Bu bir kaya, bu da öbür kaya. Bu kayanın arkasında düşman tankı var biliyorsunuz. Radarınızda görünüyor. Adam ileri geri manevra yapıyor. Çıkacak yani kayanın arkasından. Siz pusuya yatıyorsunuz. Çıktı mı vururum arkadaş diyorsunuz. Belki diyeceksiniz ki kardeşim bu ne biçim savaş oyunu. Yani o zaman herkes pusuya yatsın. Aynı şey benim için de geçerli. Sonuç itibariyle oyunun kuralları içerisinde sana belli bir zaman dilimi veriyor. Bu zaman dilimi içerisinde ya düşman tanklarını imha et ya da git düşman üssünü işgal et diyor. Yani neticede karşılıklı bütün şartlar aynı eşit. Bu kayanın arkasında, kayanın arkasındayken gördüğün tank tam çıkış yapıyorken hop ortadan yok oluyor. Sonra bir bakıyorsunuz tank radara giriyor. Ne zaman giriyor? Bu kayanın arkasına geçtiğinde radara giriyor. Yani bu kayanın arkasında tankı görüyor benim radarım. Tam böyle atış yapacağım ortaya, atış alanına, atış menziline girdiğinde nasıl oluyorsa yok oluyor.
Öbür kayanın arkasına girdiğinde yine radarıma giriyor. Yani benim radar öyle gerizekalı bir radar ki açık hedefi göremiyor ama kayaların arkasındakileri görüyor gibi saçma sapan bir durum söz konusu. Diğer mantık hataları da var. Tamam, kabul. Ama hadi en azından tolere edilebilirdi. Ben bir gün PZ-1C tank ve düşman tankı Tip 5'ti yanılmıyorsa, Type 5 ile Japon ağır yani heavy tankla baş başa kaldım. Kardeşim yani bir tane tüm yaptığım makineli tüfeğim var. Yani karşımda Japon Tip 5 heavy tankı, benim onunla devirebilmemin bir imkanı mümkünatı yok ki. Yani eşleşmeler de eskiden çok sıkıntılıydı. Neyse ki onu sonradan çözdüler ama bu radar problemi bir türlü ortadan kalkmıyor. Daha sonra zaten oyun artık, aslına bakarsanız ben tabii bedavacıyım. Para vermeden oyun oynuyorum. Dolayısıyla hani ücret ödeyerek, yani dışarıdan para yatırıp altın satın alıp o altın ile içeride alışveriş yapanların tanklarında kim ne derse desin, isteyen istediği kadar yok öyle bir şey desin. Ya biz burada şey gibiyiz. Hani sanki böyle ne derlerdi? Sürek avı derler ya. Hani böyle insan köleler bulurlar. O köleleri ormanda salarlar. Zenginlerin eline de silah verip para karşılığı o işte sürek avını başlatır. İnsan köleleri vurdurturlar ya. Hani biz bedavacılar bu World of Tanks oyununda onun gibi bir şeyiz yani. Adamlar bot kasmak yerine orada, hani oyunu botla doldurmak yerine bu fakirlerle dolduralım da bari zenginlere fakirleri vurduralım gibi bir durum çıkıyor ortaya. Yani netice itibariyle bu mermi konusunda da eskiden böyleydi ne yazık ki. Ya arkadaş, kapitalist düzen burada da devam ediyorsa nalet olsun böyle sisteme dedim. Ben artık bu oyunu oynamıyorum. Hani bir de gündemin dışına çıkalım istedim. Sizlerle böyle daha farklı bir sohbet olsun diye. Ben World of Tanks oyununu neden bıraktım kısmını sizlere açıkladım. Takdiri de sizlere bırakıyorum. Azıcık da böyle belki bir oyun sohbeti olur aramızda diye böyle bir video çekmek istedim dostlar. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.